Başkanım Profesör Doktor Haydar Baş, salonu dolduran değerli Elazlıklar, televizyon başında bizi izleyen yüce Türk milleti, kıymetli basın mensupları, konuşmama başlamadan önce hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Milli Kahramanlar programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmama üstadım Profesör Doktor Haydar Baş'a teşekkürle başlamak istiyorum. Çünkü hocamız bize Ehli Beyt'in sesi ve nefesi olmuştur. Ehli Beyt Hakk'ın nefesidir. Maddemizde de manamızda da onunla hayat buluyor. Türk milleti Ehli Beyt kanalıyla Müslüman olmuş, Müslümanlığı Ehli Beyt'ten olarak doya doya yaşamış yüce bir millettir. Ehli Beyt'e saygımız ve hürmetimize karşılık Allah'ın askeri ünvanını almış büyük bir milletiz. Bugün Türk milletini yok etmek isteyenler Türk'ün örfünü, kültürünü, dinini saldırmakla, kaynaklarını ele geçirmekle, boşlandırarak yok etmek istemektedir. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Ehli Beyt nefesiyle Müslüman ve Türk yaptığı, kardeş yaptığı insanlar bugün 36 etnik gruba bölünerek ülkemiz bölünüp parçalanmak istenmektedir. Yağma yok, ülkemiz üzerinde hesabı olanların projelerini Sayın Profesör Doktor Haydar Baş hocamız görmüştür. Milli Kahramanlar programlarıyla milletimizi uyandırmaya başlamıştır. Oyun bozulmuştur. Dün cennet vatanımızı işgal etmek isteyen Haçlıların oyunu Kurtuluş Savaşı'yla Atatürk bozmuştu. Bugün ise kapitalist ekonomik düzenle ülkeleri esir alan Haçlı Batın vatanımız işgal projesini milli ekonomi modeliyle Hoca Atatürk Profesör Doktor Haydar Baş bozmuştur. Gelir dağılımında adalet mi arıyoruz? Adres milli ekonomi modelidir. İşsizlerimize iş mi arıyoruz? Adres milli ekonomi modelidir. Ekonomide sürekli büyüme mi istiyoruz? Adres milli ekonomi modelidir. Dünyada cennet gibi bir hayat, ahirette cennet hayatı mı istiyoruz? Adres Profesör Doktor Haydar Baş'tır. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız Müslümana, kardeşi kardeşe kırdırdırmama oyunu Ehli Beyt sempozyonlarıyla bozmuştur. Ehli Beyt sempozyonları ile Alevi, Sunni, Şii, Cafer'in birbirinden farklı olmadığını ve hepsinin Müslüman ve kardeş olduğunu öğrenmiş olduk. Milli Kahramanlar programlarında Profesör Doktor Haydar Baş hocamızı dinlerken heyecan belgenizi yakından takip ediyorum. Artık milletimiz uyanmıştır. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Üzülerek söylemek istiyorum. Bugün ülkemiz Kurtuluş Savaşı yıllarındaki şartlardan daha ağır şartlar yaşıyor. İktidarın çizdiği pembe tablolara kanmayın. Yandaş, boyalı basının, medyanın dediklerine inanmayın. Türkiye'nin ekonomi, politika, iş politikası, dış politikası iflas etmiştir. Türkiye'nin borcu 800 milyar dolara aşmış. Buna karşın özelleştirme adı altında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kurulan TÜPRAŞ, Petkim, Türk Telekom gibi yüzlerce kuruluş bir bir satılmıştır. Komşu ülkelerle sıfır problem diye başlandı. Şimdi problemsiz komşumuz kalmamıştır. Çiftçinin, köylünün, esnafın, çalışanın, emeklinin hiç de durumu iyi değildir. Hele işi olmayana Allah yardım etsin. Benim anladığım milletimiz neden kendini aç, işsiz bırakan siyasilere, partilere hala destek veriyor? Düştüğümüz gafletten ayıkmaya var mısınız? Ben Tansu Çiller'in başkanlığı döneminde ekonomik krizin çıktığı 1994 yılında ticarete başladım. Benim babam da esnaftı. 1965 yılında 1979 yılına kadar ticaret yapmış, anlatırdı. Kızım, bizim zamanımızda çek senet yoktu, söz vardı. Şimdi bakıyoruz, çek ve senet bile para etmiyor. Emperyalistler, ülkeler kanımızı emektedir. Büyük sermayeler daha büyümüş, küçük sermayeler can çekişiyor. Bir kadın olarak Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın ev hanımlarına yönelik projesine dikkatlerini bir daha çekmek istiyorum. Kadınların istihdamı konuşulmaktadır. Kadınların evlerinde işi var. Kadın evine zaman ayırmalıdır. Sağlıklı aile bireyleri yetişsin. Kadın ailenin can damarıdır. Fazla yük yüklerseniz bundan herkes zarar görür. Profesör Doktor Haydar Baş'ın ev hanımlara 1000 TL ev hanımın maaşı projesi mükemmel bir projedir. Bunun içindir ki ben çalışan bir kadın olarak Bağımsız Türkiye Partisi'ne yer aldım. Ülkemizin çıkarları
ve kadınlarımızın rahatı için canla başla çalışacağım diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.